Cümleten selamun aleyküm dostlar. Gündüz kuşağı haberleriyle tekrar sizlerleyim. İlk olarak İtalya, Türkiye büyük bir ziyaret gerçekleştiriliyor uzunca bir aradan sonra. Kim? İtalyan Başbakan Meloni. Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. iki günlük resmi ziyaret kapsamında Sayın Erdoğan'la ve birçok antlaşmalar imza atılacak. Türkiye, İtalya arasında. Esasen İtalya, Türkiye ile yaşadığı o büyük gerilimlere bir son vermek istiyor. Ne gerilimi? İtalya'nın önceki başbakanı Draghi zamanında Türkiye ile İtalya arasında çok yüksek gerilim seviyesi olmuştu. Sebep İtalyan başbakan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör demişti ve birçok konuda Türkiye'yi suçlayan açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerinde İtalya Türkiye arasında yaşanan sorunlar, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de şimdiki zamanda ortaya çıkan olaylar bu sebeple İtalya ister istemez Türkiye ile yakınlaşmak istiyor. Çünkü Libya ile Cezayir'le Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de daha rahat hareket etsin diye, Libya'da petrol gaz daha rahat arasın diye ve Türkiye'nin mülteci konusunda attığı adımlar İtalya hani bana gelen mültecileri Türkiye'ye gönderebilir miyim aklıyla? Gönderirsin. Lan zıddettir git. Yeter artık arkadaş ya. Ne lan? İngiliz'i, Alman'ı, Fransız'ı, bilmem İtalyan'ı, usu Onlara gelen göçmenleri geri bize gönderecek. Lan zaten bizdekiler tamam yeter. Bizde bir sürü var. Onlar da sizde kalsın. Bakın. İbineler, yüzyıllarca bizim coğrafyayı sömürdünüz, çaldınız, çırptınız. Yam, yam Avrupa, bari şimdi kalkında, onların parasını geri o göçmenlere verin. Birçok noktada çıkmazlar yaşayan İtalyan hükümeti Meloni böylece Türkiye ile yakınlaşarak hem Libya'nın denizlerinde hem karasında petrol ve gaz arama adımını yerlerini, sondaj yerlerini çoğaltma niyetinde. Avrupa şunu çok iyi biliyor ki Türkiye olmadan Avrupa ayakta kalamaz. Avrupa şunu çok iyi biliyor ki Türkiye ile iyi ilişkiler kurmazsa, ister istemez kurmazsa bunun geri yansıması, kötü yansımaları Avrupa'ya olacaktır. Hani biz zaten alıştık, Türkiye zaten alıştı. Yaptırımlar, ekonomik kıskançlar, onlar bunlar alıştık biz. Ama Avrupa'nın concon bebeleri böyle şımarık bebeleri prensler prensesler alışık değiller. Zıhıya gelemiyorlar. Türkiye İtalya yeni dönem Meloni cadusu Türkiye'ye geliyor. Bakalım neler görüşülecek neler konuşulacak Bilal Feyza sizin için takibe devam. Tayland'dan gelen bir açıklama Tayland çok büyük bir cevher yatağı keşfettiğini duyurdu. 15 milyon ton lityum keşfettiğini duyurdu Tayland. Heh. Tamam şimdi Tayland'da da Amerikan demokrasisi gelmeye hazırdır. Amerika bu nerede bir zenginlik duysun görsün hemen oraya demokrasi götürmek için ha ah, heyecanlanır tipik Johnny'ler. Şunu diyenler çıkabilir ya zaten Tayland Amerika'nın kontrolünde değil mi falan e, yok sevgili dostlar hani arada böyle bir benzerlik var Tayland Tayvan. Tayvan Amerika'nın kontrolünde. Tayvanda inanılmaz derecede çip üretim var. Dünyanın çip ihtiyacının dörtte üçü Tayvan'da üretiliyor. Çin, Tayvan benim eyaletimdir diyor. Tayvan adası Amerika'da. Hayır, orası senin değildir. Bunu kabul etmeyiz açıklamaları ve Tayvan ekseninde Amerika Çin gerilimi yüksek seviyede okyanusta Pasifik'te ve Güney Çin denizinde yeni sürtüşmenin alanı Tayvan'dı zaten sizlere bolca anlatıyordum burası Tayland Lady Boyların memleketi Oralara gidenler bilirler böyle yumuşakça böyle hani bakarsın kadın ama kadın değil erkekten bozma kadın Tayland krallıkla yönetiliyor. Tayland kralı biliyorsunuz abidük gübüdük halleri durumları vardı böyle. Zaten onun önünde herkes Hoo! yere kapaklanırdı. İzleyenler bilirler şimdi Tayland 15 milyon ton lityum keşfetti. Bu önemli bir maden lityum ki birçok alanda kullanılıyor pillerde enerji sektöründe orada burada her tarafta lityumu çokça karşımızda görüyoruz. Bakalım Amerika Tayland demokrasi götürecek mi? Tayland Türkiye'den İHA SİHA aldı mıydı acaba? Sipariş var mıydı? Yoksa Tayvan mı sipariş verdi? Dedi? Neyse. Tayland, Tayvan, Çin dedik ve bu eksende Çin ekseninden bir haber yine İHA'lar SİHA'lar yine Türkiye ile ilgili ve Can Kardeş Azerbaycan'la ilgili. Ne oluyor? Çin ordusu Azerbaycan kahraman Türk ordularının daşnak süllerini, Ermeni ordularını bam 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 Karabağ'da imha ettiği görüntüleri, İHA SİHA görüntülerini Çin'de ders olarak okutmaya başladı. Ahan da arkada fotoğrafı görüyorsunuz. <laughs> Elhamdülillah. Arkadaş, dünya ders tarihlerinde artık Türk ihaları SİHA'ları okutuluyor, gösteriliyor ve bunun en güzel örneklerinden beri ise kahraman Azerbaycan Türk ordularının daşnak sürülerini Karabağ'da böyle kevgire çevirdiği videolar artık bir ders. Çinler şimdi burada dikkatli inceliyor. Ya buradan bak buradan bir TB2 geliyor. Buradan Anka gözetliyor. Anka yerdeki hedefi gösteriyor. Oradan TB2 çağı veriyor. Oo, o attığı ne? Mamle Mamce? Yok yok. Mamdaşnak atıyoruz. <laughs> Şaka bir yana sevgili dostlar, bu yaptığımız operasyonlar, harekatlar dünyanın dört bir tarafında büyük ses getirmişti. Karabağ, Ukrayna, Libya, Suriye'de, Irak'ta ve ve Somali, Çad, Mali, Etiyopya birçok yerde Türk sihaları, İHA'ları inanılmaz derecede dünyanın ön vizyonunda gösterimde ve Çin ordusu hani o övünün, gobunan Çin ordusu bizim tekniklerimizi, Türk siha taktiklerini kendi ordusuna izlettirip oradan ders almaya çalışıyorlar. La bakın bakın. Bizim size daha vereceğimiz çokça dersler var. Doğu Türkistan, Uygur Türkü kardeşlerimize selam olsun. Ola zamanında atalarımız, sizin atalarınıza Çin setti yaptırdı binlerce kilometre. Şimdi karadan değil, tıktıktıktıktı, beygirden değil, havadan geleceğiz. Havadan. Nerelere, nerelere geleceğiz? Bakalım havada bizi nasıl durduracaksın? Olur bu olur ama velakin bizler ilerlemeye, gomçürtmeye ve dünyada Türk teknolojileri, Türk askeri taktikleri ders olarak okutulmaya haydi bakalım. Devam. Ve bu haberler denizlerle ilgili, gemilerle ilgili. İlk olarak kahraman Türk ordusu ardından sinsi bacak İngilizlere banniye çakı vereceğiz. Sonra zirtakilere şöyle bir iptir vereceğiz. Başlıyorum. Türk donanması 4 tane savaş gemisini, 4 adet gemiyi hizmete aldı. Elhamdülillah. Savaş gemisi diyorum. Bunların içinden bir tanesi savaş gemisi. Esasen 2 tane savaş gemisi. Diğerleri yardım ve ikmal gemileri. İlk olarak TCG İstanbul resmen Türk donanmasına teslim edildi. Elhamdülillah bu gemi ki sevgili dostlar bu savaş gemisi ki üzerinde dikey atım launcher sistemleriyle beraber füzeler konuşlandırdık. Tamamen yerli ve milli çözümlerle beraber bu gemimizi A'dan Z'ye Türk mühendisleri, Türk teknisyenleri, Türk çalışanlar, Türk işçisi üretti. Allah hepsinden razı olsun. Tam da bu esnada bunu da belirtmeden geçemeyeceğim işçilerimizin, tekniksenlerimizin, mühendislerimizin, çalışanlarımızın özellikle savunma sanayindeki çalışanlarımızın hakları, maaşları yüksek olmalı arkadaş. Çünkü bunlar dünyada her türlü uygulanan ambargoya rağmen kendi gelişmelerimizi, kendi yerli ve milli çözümlerimizi her şey ama her şeye uyguluyorlar. Gemilerde, tanklarda, jetlerde, uçaklarda, İHA'larda, SİHA'larda, silah sistemlerinde, füzelerde, roketlerde. Türk işçimizin, Türk çalışanlarımızın haklarını daha da yükselt. Etmeli. Onlara daha da yüksek maaşlar vererek teşvik etmede öncü rol oynamalıyız. Çünkü bu yetişmiş beyinlerimizin, bu yetişmiş insanlarımızın zorda kalması, sıkıda kalması hiç ama hiç istemeyiz. İnşallah devlet, millet el ele geleceğe daha hızlı yürüyeceğiz. Parantezi kapattım, haberlere devam. Daha önce gemilerimiz dışarıdan alıyorduk. Hani hizmet dışına çıkmış gemileri maalesef Türk donanması satın alıyorduk. Niye? Çünkü gemi üretim, savaş gemisi üretim kapasitemiz yoktu. Şu an öyle mi? Şu an dünyanın dört bir tarafına savaş gemilerini üretip satıyoruz ve dost kardeş diyarlara yardım elini uzatıyoruz. Pakistan'a savaş gemisi, Katar'a savaş gemisi, Somali'ye, Libya'ya savaş gemileri. Türk dünyası, can kardeş Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan buralara savaş gemileri üretim ve orada öğretme süreci devam ediyor. Şimdi hizmet aldığımız 4 adet gemi hızlıca özellikleri ne? Birincisi TCG Derya. Yakıt ikmal ve gıda ikmal gemimiz ki TCG Anadolu'dan sonra Türk donanmasının en büyük ikinci gemisi. Müthiş. Yüzer birliklerin akaryakıt, cephane, füze, bomba, işte su, gıda ne tür ihtiyacı varsa hepsi bu gemi üzerinden oraya götürülüp Orada ikmaller yapılıyor yerinde. Gemilerin görev yerlerinden geri kıyıya gelip işte limana gelip ihtiyaçlarını gidermesine gerek yok. Onlar görev yerlerinde görevlerine devam etsinler. Bizim bu ikmal gemilerimiz aldıkları malzemeyi hop oraya götürüp teslim ediyor. Diğeri ise Üstemen Arif Ekmekçi. Yine ikmal gemisi, yakıt, gıda, işte füze ne ihtiyacı varsa o da benzer görevi icra edecek TCG Dere ile beraber. Az önce dediğim TCG İstanbul. Milli Dikey launcher Atış Sistemi. Bakın böyle kolay hemen burada bir cümlede söylüyorum. 2-3 saniyede söylüyorum ama bu öyle zor bir sistemdi ki. Bunu bize vermiyorlar. Satmıyorlar. Adam sana bunda bile ambargo koyuyor. Füzeyi yapmışsın fırlatacak sistemin yok gemi üzerinde. Bu özel olarak Türk mühendisleri tarafından geliştirildi ve oraya kondu. İçerisinde füzelerimizi koyuyoruz. Füzeler ateşlenebiliyor. Üzerlerinde radar sistemleri, elektronik harp sistemleri neler neler. Hani havada, karada, denizde ve dahi denizin altında gelecek olan ne varsa hepsini imha etme, karşı elektronik harp uygulama Dehşet ötesi bir sistem, dehşetün manyak bir sistem. TCG İstanbul. İlk İ sınıfı gemimiz, İstif sınıfı gemimiz. Ve diğer teslim alınan gemi insanlı... Yok bu insansız. Mardin Sida. Mardin silahlı insansız deniz aracımızda resmen Türk donanmasına teslim edildi. Hem elektronik harp, keşif, gözlem, gözetleme hem üzerindeki silah sistemleriyle, üzerindeki füze, roket sistemleriyle düşmanın aklını başından alacak. Kutçucuk görünmeden gidecek, görünmeden çakacak ve geri gelecek. Ha, gerekirse geri gelmeyecek. Orada kendisini feda edecek. Feda. Ama feda ederken de yanında bayağı bir düşman unsurunu imha ederek feda edecek. Askerimizin canına bir zarar gelmeden insansız deniz araçlarımız görevlerini başarıyla icra edecekler. Yunan'ın en çok korktuğu sistemler bunlar. <laughs> Ulan ne olacak? Türkler bu sidalarla bizi kevgire çevirecek. Neremizden girecek? Neremizden çıkacak? Diyor. Yarım etek zirtaki. La zirtaki. Dur sana biraz sonra değdireceğim. Kurşunu şimdi burada boşa harcamayayım. Ama ne diyelim? Şşt, la Konçik günah. Ete zıhı tut. Öyle böyle gelmiyoruz. Öyle böyle gelmiyoruz. Devam. İngiltere öyle büyük, şöyle büyük, böyle gelişmiş, şöyle gelişmiş İngiltere'nin acınası hallerini izleyeceksiniz şimdi. İngiliz donanması, kraliyet donanması, öh be adı bile heybetti. Kraliyet donanmasının savaş gemileri birbiriyle savaşmaya başladı. <laughs> ne diyorsun Bilal Feyza? Ben demiyorum Aha da arkada video. Videoya şöyle bir bakalım. Ne oluyor la? Bir gemi duruyor. Diğeri böyle arkan arkan geliyor. Götün götün geliyor. Pa! Geçirdi. <laughs> ne oluyor? Sevgili dostlar, İngiltere donanmasına ait iki savaş gemisi Bahreyn'de böyle yer alırken bir anda biri birine çarpıp baya büyük hasar oluşuyor geminin birinde. İngiliz donanmasına ait mayın arama tarama imha gemileri, mayın avlama gemileri birbirini avladı mayın gemileri. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? Bu mayın gemileri Türkiye İstanbul Boğazı'ndan geçip Çanakkale Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e giriş yapmak istiyordu. Türkiye başvurdu Ve Türkiye ne geçersin. Dettir git dediydi İngilizlere. Ve İngilizler yapacak bir şey yok bari ne yapalım? alalım gemileri. Şöyle bir İran'a gösterelim Basra Körfezi'nden geçelim oralarda dolanalım dedi. Bahreyn'e gittilerdi. Bahreyn'de kalkıp <laughs> Aha da gördüğünüz gibi birbirlerine verdiler. Mayın yerine birbirini avlayan İngiliz gemileri. Duran gemiye çarpan geminin kaptanı şimdi şöyle diyordur herhalde ifade verirken müfettişlere. Efendim ben yolumda gidiyordum. Ben yatıra gidiyordum. Bir anda karşıma çıktı. Zavada da vurdum. <laughs> La koronadan mı kaçıyordun? Neyden kaçıyordun? <laughs> Benzeri bir ifadeyle artık o da kendisini savunmuştur. Bunlar hep viskiden ya da biradan ya da bilmem ne halttansa işte İngiliz çekti çekti kafa 1 milyon gidip kendi gemisine geçiriverdi. Oh çok güzel. Vur. Ulan vurun birbirinize. Keyfe keder boyalı değişeniyor falan zaten. <laughs> Bunlar İngilizler şimdi bu gemileri bir yerlere ittiri verir. İttirilecek en müsait yer ise biliyorsunuz bizim Yarmetek Zirtaki. İngiliz Yunan'a bu gemiyi çakar. Madem gelen geçen Yunan'a çakıyor bari ben de çakayım. Bilal Feyza da çaksın. Ne oluyor? Yunanistan savaş gemileri Kızıldeniz'e gidecek diye Amerika'nın yanında o da yer alacaktı. Ben de varım diyordu. Yemen'e gidecek olan Yunan gemisinin Yunan askerlerinin buzluğu yemedi. <laughs> Yemen'e gidemedi. Ne? <laughs> Aman Allah'ım. Bugün çok güzel, mükemmel ötesi haberler var. Yunanistan'ın Kızıldeniz'de Husi karşıtı koalisyonda görev almak için gönderdiği savaş gemisinin personeli, kaptanından bilmem neyine hepsi istifa etti. Yok arkadaş biz canımızı yolda bulmadık. Biz gidip de İran destekli Husilerden birkaç füze yemek istemiyoruz. Çok istiyorsa Miçotakis hükümeti gitsin dedi. <laughs> Yunan savaş gemisinin savaşçı, Zeus'un bebeleri, Poseidon'un çocukları. Lan şunlara bak <laughs> etini tasağını taranı toplayan bilmem neyini toplayan gemiden kaçıp gidiyor. Ulan siz daha böyle terlikli atletli adamların karşısından kaçıyorsunuz. Ordu gibi ordusu olmayan husilerden kaçıyorsunuz. Bir de kalkıp Türk ordusuna kafa tutuyorlar. Bizim karşımıza çıkacaklarmış. <laughs> çıkarsın çıkarsın. Biz size babaları göstere göstere çaka çaka çıkarsınız karşımıza. Ama tabi şimdi Yunan ordusunun da hayli ilginç anıları var. O anıları bir anda aklına gelmiş olabilir. Biliyorsunuz Yunan'ın denize dökülme fobisi var. Biz onlara bolca zamanında denize döke döke bizden kalma denize dökülme fobisi var Yunan'ın. Ulan daha bunlar atletli terlikli husveri karşısında çıkmaktan korkan bir Yunan ordusu. Demek ki bizim kahraman Day Türk ordusunun askerlerini karşısında görse ne yapar acaba? Ne yapar? Babacığım diye <laughs> koşup sarılmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Yunan, Yunan, Yunan. Yunan'a al, Avrupa'yı örnek al. Hep aynı sevgi dostlar. Bakın Dünya tarihinde savaşmaya en hazır, en net, en duruşuyla her şeyle her daim bir harekatın, bir operasyonun, bir savaşın içinde olan binlerce yıldır savaşların içinde olan bir milletiz. Ceddemiz at sırtında kılınçla bunların topunu hizaya getirdi. Bizler de şimdi yeni teknolojilerle, Türk teknolojileriyle bunların topunu, alayını hizaya getiriyoruz ve dahi getirmeye devam edeceğiz inşallah. Çünkü bunlar anca bundan anlarlar. Gücün kadar hükmün var kuralı geçerli. Bu dünyada bunların kurduğu, bu zalimlerin kurduğu bu sistemde. Onun için hep diyorum ya, Zirtaki bizim için bir hiç. Ulan biz Yunan için ordumuzu harekete geçirmeyiz. Bizim kayışçılarımız yeter. Bizim çorum kamyoncuları yeter. Bizim Edirne hurdacıları, de hurdacıları yeter artar bile. Hele hele Adanalı kardeşlerimizi bir gönderelim. Vallahi giderler. Olympus'un tepesinde mangal yakarlar. Canga canga yelleye yelle böyle çayı yudumlarlar. O derece. <laughs> bir şey demiyoruz. Zirtekiye sadece şunu diyoruz. Geleceğimiz günü bekle. Dünyanın dört bir tarafında ilerlemeye devam diyoruz. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde. Bilal Feyza sizler için nerede haber var hepsini bulup buluşturup burada anlatmaya devam edeceğim inşallah. O zaman Allah'a emanet olun dostlar.